Sevgili Edebiyat dostları, bir perşembe yine beraberiz. Programa başlamadan evvel bu korona günlerinde özellikle stresli olan bu günlerde bizi konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Koronadan dolayı bizi ölenlere rahmet, rahatsız olanlara da acil şifalar diliyorum. Tanıdık tanıtmadık herkese de sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine bu aslında kırmızı ve siyah, tarihte yasak aşklar diye, roman tarihinde yasak aşklar diye o bölüme giriyor ama biz o başlıkta incelemek istemedik. Çünkü Stendhal her ne kadar yasak aşkı işlese de köylü bir gencin yükselme, gelişme, yükseliş ve çöküşünü verdiği için, ana fikirde öyle olduğu için biz sadece kırmızı ve siyah o çerçevede götüreceğiz ama yine ilişkilerini de o şekilde devam ettireceğiz. Aşk üçgeni içerisinde devam ettireceğiz. Önce bir Stendhal hakkında bilgi verelim. Stendhal kimdir? Stendhal, öncelikle şunu söyleyelim ki, demokrat bir insandır, cumhuriyetçidir ve Napolyoncudur. Halk demokrasiye inanan biridir. Özellikle kilise, aristokrasi ve tüm otorite iktidarı halka karşı güçlüdür diye bir mantığı vardır. Zaten roman içerisinde de Julien Sorel'e verdiği misyon da odur. Her ne kadar Julien Sorel yükselmeyi, başkaları ikiyüzlük yaparak yükselmeyi, o dönemin aristokratlarına, özellikle önde gelen kadınlarına yaslanarak yükselmeyi hedeflese de yükselse de sonunda bireysel kurtuluşun olamayacağını mesaj olarak verir. Stendhal mesaj olarak verir. Dolayısıyla Stendhal'ı tam olarak anlatmak istersek biz, Restorasyon döneminin yazarlarındandır üstelik. Restorasyon dönemi ne demek? Restorasyon dönemi şu. Biliyorsunuz 1792-93 Robespierre, Danton, Marat'ın olduğu dönemde bir cumhuriyet ilan edilir. 1791-93 dönemi özellikle o dönemde. Sonra Napolyon gelir. Napolyon 1814-30 dönemi, 1814 dönemi ne kadar şeyi Orta Avrupa'ya kasıp kavurur. En son İspanya'nın iç işlerine kadar gittiğinde yenilir. Yenildiği için, savaşta yenildiği için, İspanya yenildiğinden dolayı sonra Elba Adası'na götürülür, hapsedilir. Bu Napolyon hapsinden sonra 1814-1830 dönemi Bourbon Krallığı'nın yeniden iş başına geldiği 18. Louis dönemiyle 10. Charles'ın dönemini kapsar. Özellikle restorasyon dönemi denildiğinde akla gelecek şey şu olmalıdır. Bütünüyle cumhuriyeti ve demokrasinin bütün ilkelerini, bütün kazanımlarını yok etmek anlamındadır bu zaten. Zaten romanda da şimdi göreceğiz. Ordu, özellikle Napolyon döneminde ordu ama Napolyon sonrası restorasyon döneminde kilise ruhban dönemi çok öndedir. Ve ruhban dönemi dediğimiz rahipler ve kiliseler papayı idare ederler. Artık onların sözü geçer. Nitekim kırmızı ve siyah dediğimizde özellikle kırmızı ve siyahı yazar Julia Soren kahraman, genç kahramanının kendi şeyinden, tutkusundan yola çıkarak bu isimleri verir. Kırmızı orduyu temsil eder, giysisini temsil eder. Siyah da ruhban sınıfını temsil eder. Giderek şeyin ordunun yenilmesi ve Julien Sorel'in ruhban sınıfının, kilisenin o düzene ve sisteme hakim olduğunu gördüğünden çark eder. Napolyon'a olan sevgisinden çark eder. Ruhban sınıfının etkisine girer. Zaten yükselme de buradan gelir. İleride görüşeceğiz. Rahiplerin kendi deyimlerinden, kendi konuşmalarından, özellikle ben bu konuşmaları yaparken, bu programları anlatırken mümkün oldukça yazarın cümlelerinden de yola çıkarak söylüyorum ki daha gerçekçi olsun, daha romanın analizi yerine otursun diye. Siz izleyicileri de, dinleyenleri de biraz daha mesaj ve tanıtımı vermek istiyorum. Yani romanı da bir taraftan da tanıtmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Yine Stendhal toplumda yönetici, mülke sahibi sınıflar ile yoksul sınıflar arasında bir mücadelenin de sürüp gittiğini çok fark etmiş. Ayrıca bu yoksul sınıfların mücadelesine yürürken yürekten bağlanmıştır. Zaten kendi dünya görüşünün gerçekten de demokratik özünü olduğu da burası burada bellidir. Nitekim Stendhal kendi kahramanları Balzac'ın insanlık komedyası kahramanlarından ayırır, benzemez. Zaten geçmiş bizi Vadeki Zamba anlattığımızda söylemiştik. Balzac kendisi kralcıdır. Nitekim Vadeki Zamba yazdığı dönemde
bu dönemdir. Aynen bu restorasyon dönemine rast gelir. O dönemi anlatır. Bir şeyi anlatırken, vadeki zamanı anlatırken biz dokunmuş buraya hafiften bir gönderme yapmıştık. Bir daha geri dönmenin bir anlamı yok. Bu anlamda Kırmızı ve Siyah'taki kahraman olan Julien Sorel yabancı bir güç olarak topluma karşıdır. Tabii bu karşılık yazarın kendi görüşüdür. Bunu mahkemedeki duruşmasında burjuva sınıfının tümüyle, burjuva sınıfıyla bütünle bağını keserek belli eder. Mahkemede özellikle iki sevgilisinden Madame de Renal'la Mademoiselle Matilda çok çabalarlar giyotine gitmemesi için. Sonucunu baştan söyleyeyim ki sonun ne olacağını da biraz şey olsun diye, merak edersin diye. Özellikle Madame Renan ve Mademoiselle Matilda çok ileri güçlü insanlardır bunlar. Özellikle Matilda'nın babası kralın yakınıdır, senatördür. Matilda çok uğraşır. Hatta Paris'i bırakır, Verrier denilen kasabaya gelir. Oradan ileri gelen kimler varsa o bölgenin ya daha doğrusu mahkemenin, jürinin önde gelenler kimi varsa onların hepsiyle görüşür. Giyotine gitmemesi için iki kadın işbirliği yaparlar, el birliği yaparlar. Nitekim rahip de araya girer ama Juliette Sorel'in ki şeyin sonunda romanın sonunu bitirirken Juliette Sorel'in bir şeyini vereceğiz, mahkemedeki savunmasını vereceğiz. Bu savunma aynı zamanda Juliette Sorel'in sonunu da getirir, giyotine gider. Yani size kendisini zaten sonunu hazırlamıştır, umudunu da kesmiştir Juliette Sorel. Şimdi bu kısa girişten sonra biz nasıl bir yol izleyeceğiz onu da ben siz izleyicilerle bir paylaşayım. Kırmızı ve siyah renkleri ne anlama gelir? Bunu söyledik. Kırmızı özellikle askerlerin giyimini, siyahlar da ruhban sınıfını söyleriz. Ruhban sınıfı o dönemin Papa'nın kralı çok etkilediği bir dönemdir. Yani bütün ruhban sınıfı derken bu kilisenin diğer kesimleri, rahiplerin kralı çok etkilediği bir dönemdir. Julien Sorel bunu bizzat yaşadığı için zaten çark ediyor, şimdi Napolyon'u bırakıyor. Napolyon kitaplarını gizli gizli okuyor zaten Julien Sorel. Ona çok büyük bir hayrandır. Sonra kahramanlarını anlatacağız size tek tek. Kahramanları kimlerdir? Bir Julien Sorel'dir. Zaten roman onun üzerine gelişir. Genç köylü biridir. Devam edeceğiz zaten genişi anlatacağız. Genç köylü biridir ama çok zekidir. Latince ezbere bilir. Ezbere bilmek onun için bir avantaj haline gelir. Sonra Madame de Renal. Madame de Renal kimdir? Bu evlidir. Özellikle 30 yaşlarındadır. 16 yaşında evlenmiştir. O dönemin Verrier denilen kasabadaki belediye başkanının eşidir, hanımıdır. İki tane de erkek çocuğu var. Mademoiselle Matilda genç olan sevgilisidir. Paris'te olan genç sevgilisidir. Madame Renal'dan sonra Paris'e gidip yerleşiyor. Paris'te çalışmış şeye gidiyor. Bu rahiplerden birinin önerisi üzerine Comte Molay'nin yanına yazıcı olarak gidiyor. Orada tanışıyor Mademoiselle Matilda ile. Diğeri Monsieur de Molle'dür. O da Matilda'nın babasıdır. Zaten başlarken söyledik. Kralın çok zengindir. Kralın torpilli bir yakınıdır. Ve aynı zamanda senatördür. Zaten Julien Sorel de bu Molay'e evraklarını yazmak için bir anlamda katiplik yapar. Bir de kitaplarını düzenlemek için. Kütüphanede kitapları düzenlemek için yapar. Peki aynı zamanda Monsieur de Renal vardır. Belediye başkanı. Verrier'de belediye başkanıdır. Yine rahipler vardır. Tek tek söylemeye gerek yok. 3-5 tanedir çünkü en etkilerinden birini belki ileride sözünü ederiz. Ayrıca yine kasabada, Verrier kasabasında Düşkünler Evi müdürü vardır. O da Monsieur Volendir. Dolayısıyla da biz şimdi ana kahramanlarını söylemiş olduk. Ana kahramanlarını söyledikten sonra biz önce bir Julien Sorel'i tanıtalım. Kahramanları tek tek tanıtalım. Sonra konunun içeriğine geçelim, yani olay örgüsüne geçelim. Çünkü olay örgüsünü eğer şey yaparsak, baştan alırsak, kahramanlarla beraber karıştırırız, dağınık oluyor.
şey verelim, ünvanlar verelim. Geliyor baba. Yükselme, tam yükselme döneminde Matmazel Matilda ile birlikte olup yükselme dönemi başladığı andan itibaren çöküş başlıyor. Julia Sorel'e çöküşü başlıyor. O da çöküşü kendisi 300 bin şeylik franklık alta binip de askeriye gittiğinde eski sevgilisi Madame de Renal bir mektup yazar şeyin babasına, Matmazel Matilda'nın babasına yapar, yazar. Julia Sorel'in karakterini, kendince karakterini anlatır. Julia Sorel'i kötüleştirir, kötü tanıtır. Kötü tanıdık da bu mektup da babanın eline geçince, Matmazel Matilda'nın eline geçince, Matmazel şeyi çağırır hemen, Julia Sorel'i çağırır. Her şeyi bırak ve gel der. Gerekirse kaç der. Yani askerliği bırak gel, kaç gel der. Nitekim o da çıkar gelir, Julia Sorel kaçar gelir. Mektubu okur. Mektup gerçekten de büyük hakaretleri içerir. Julia Sorel'e büyük hakaretler içerir. Dolayısıyla... Mektubu okur okumaz, Julian Sorel mektubu buruştur atar, Verrier kasabasına gelir. Zaten Madame Renan, Julian Sorel'den ayrıldıktan sonra geçmişi de zaten şeydendir, kilisede şeylik yapmıştır, eğitim görmüştür. Yeniden kiliseye gider, kendini dine verir. Julian Sorel gelir, onu bir ayinde görür, bir defa ateş eder, vurmaz, ikinci defadan ateş eder, vurur, yaralar. Ondan sonra yakalanır, zaten hapse atılır. Dolayısıyla çöküş başlamış oluyor. Özellikle ben yine anlatacağım ama çöküş başlamanın nedeni de bu. Yani yükselme ve çöküşü başlar. Bundan sonra dramatik gelişmeler devam eder. Sonra kadınların, her iki kadının da gayreti gelir. Gayret ederler Julian Sorel'i kurtarmak için. Sonunda mahkemeye çıkar. Mahkemede trajik sonu olur. Kişiliğin ortaya çıkması, Julia Sorel'in başından beri kendine sakladığı kişiliği mahkemede ortaya çıkmış olur. Sonra ne olur? Mahkemede tabii idam edilir. Pardon, giyotinle başı kesilir. Başı kesilince özellikle Matilda'nın teyzesi vardı. Çok asil zaten aileden geliyor geçmişte. Navarra Kontu'nun yapmak istediğini, ki onu da ileride söyleyeceğiz, aynısını Julian Sorel'e söyler. Julian Sorel der ki Matilda'ya, ben bu rahipleri tanıyorum der, çok yakından tanıyorum. Benim cenazemi almak istiyorsan sen bunlara para vermelisin der. Nitekim rahiplere parayı veriyorlar. Parayı verirken, Matilda para veriyor rahiplere. Para verirken de arabada geçtiğinde yol boyu Julian Sorel'in kafasını kesiyor. Arabada kafasını kesiyor. Kafasını alıp bir kumaşa sarıp kendince oradaki bir dağ, şimdi adını söylemem, dağda götür, dağda gömüyor. Aynen şeyi gibi, akrabası, teyzesi Matilda şey gibi, Margarita gibi gömüyor. Orada toplanan insanlara da para dağıtıyor. Tomar tomar para dağıtıyor. Böylece hem kendi sevdiği aşkına, geçmişine saygı duymuş oluyor Matilda. Hem de verdiği sözü tutmuş oluyor. Dolayısıyla da bu şekilde Julian Sorel'in sonuna gelmiş oluyoruz. Şeyini de söylersek, şimdi ben Julian Sorel'in şeyine gelirsem, karakterine, kişiliğine gelirsek, Julian Sorel nasıl bir insandır peki? Ona gelmeden evvel, pardon, ben bir restorasyon dönemini bir defa daha anlatırsam güzel olacak. Çünkü restorasyon döneminde özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. O dönemde kadınlara bile iltifat etmek yasak ve tehlikeli. Böyle bir dönemde gerek Balzac olsun, gerekse Stendhal olsun, bu tür romanlar yazabiliyorlar. Nitekim geçmişte dikkat ederseniz, gerçi 1850'lerde falan yazılmıştı ama Fransa'nın böyle bir tarihi olmuş. Nitekim Emma Bovary, ben anlatırken hatırlarsınız, mahkemeleniyor, mahkemeye çıkıyor yazarı. O da diyor ki kimdir diyor, o da diyor ki Flaubert, Emma Bovary benim diyor. Yani Fransa böyle bir geçmiş yaşamış, böyle bir dönem yaşamış. Dolayısıyla biz bunların hepsini bilebilirsek en azından biz edebiyatın, özellikle bu dönemi bir defa daha dönüyorum, edebiyatın gerçek hayatı, gerçek sosyal yaşamı, kültürel yaşamı, politik yaşamının verebilen materyallerden, belgelerden biri olarak görmek lazım. Her ne kadar cümlelerle süslense de, ayrıntılara girse de ya da bazen gerçeğin dışına çıksa da, edebiyatın kendisi yaşamın kendisidir, ekonominin kendisidir, hayatın kendisidir, kültürün kendisidir. O bakımdan özellikle öneriyor ve rica ediyorum. Mümkün oldukça bu eserler okunursa, mümkün oldukça romanlar okunursa, hem sosyal yaşam için, hem o ülkenin gelişmesi için, hem toplumların gelişme aşaması hakkında bilgi sahibi oluruz. Üstelik de kaynağından sahibi oluruz. Sloganlara takılmadan, etmeden, eylemeden.
Biz şimdi romana başlamadan önce biz romanı ne yapacağız? 3 bölümde inceleyeceğiz. Çünkü roman çok geniş. Birinci bölüm şu. Yazıldığı dönem romanın baş kahramanları tanıma. Zaten tanıttık sizi. Daha tanıtmadık ama isimlerini verdik. Julien Sorel'in birinci sevgilisi olan Madame de Renal, Julien'in özellikle şöhrete ve yükselişe geçişini sağlayan ilk adımını attırmış olur Madame Renal. Üçüncü bölüm, Julien Sorel'in ikinci sevgilisi olan Mademoiselle Mathilda, ünvan, yükseliş, zenginlik, çöküş ve giyotine girişinin de nedenidir Mathilda. Yani sevgisinin, bağlılığının karşılığı da budur. Yine romanda geçen güzel sözleri size okumayı özellikle tercih ediyorum. Bu aynı zamanda hem Stendhal'ın bilgi birikimini hem de onun kişiliği hakkında bilgi vermiş olur. Romanda geçen güzel sözler. Zorbalara yarayan düşünce Tanrı düşüncesidir. Yani zorbalar özellikle mutlaka dini ve Tanrı'yı kullanarak yapmış oluyorlar. Yalnız ölüm cezası bir insana gerçek üstünlük verir. Parayla anlamaz da ondan. İnsan soylu, parası da bol oldu mu, daha gülünç de olsa gözükmez. Gözükmez. Büyük bir erdem olur. Dindarlık ne kadar ilerlese de Fransa'da yine de meyhane edebiyatı çok yaygındır, vardır. Mutsuzluk insanın aklını alır. Mutsuzluk, özellikle belirtiyorum bizim şimdiki koronadan dolayı toplumumuz için söyleyeyim ben. Mutsuzluk insanın aklını alır. Eşitlik olmayınca aşk da olmaz. Aşk eşitlik aramaz, onu kendi yaratır. Giyotine gideceğim denilemiyor, denilebiliyor. Giyotine gideceksin deniliyor ama giyotine gittim denilmiyor. Biliyorsunuz bir dönem özellikle 1792-93 dediğimiz o Marat, Robespierre ve Dante dönemi giyotinler dönemindir. Kız adı verilir giyotin, öteki adı da güzel kızdır. Kırmızı ve Siyah romanı 1830'da yazılır. 1841'de de Türkiye'de yayınlanmış olur. Restorasyon dönemi Fransa'yı tüm yönüyle sosyal ve politik yönüne en ince detayına kadar işler. 18. Kral Louis ve 10. Charles dönemini alır. Özellikle ruhban sınıfının Cumhuriyet'te Napolyon savaşlarından sonra olur bu. Fransız toplum üzerindeki siyasi ve ahlaki baskısının en ince detayını verir. Eleştiriyel bakar tabii. En ince detayını verir ama eleştiriyel bakarak verir. Roman Fransa'nın toplumsal yaşamına bir ayna tutar. Kısaca Fransa toplumunun gerçeğini kahramanlarına söyletir. Restorasyon dönemi öyle bir dönem ki Cumhuriyet sözcüğünün ağzına alınmadığı, Napolyon'un düşmesinden sonra taşra kentlerinde bile kadınlara zarif sözler söylemek bir suç olmaya başladığı bir dönemdir. 1814-1830 yıllarını kapsadığını zaten söylemiştik. Stendhal Kırmızı ve Siyah romanını yazarken iki ayrı sınıf için yazılamayacağını söyler, yazarın kitlere karşısındaki yerini belirlemesini belirtmiş olur. Stendhal 1792-93 Robespierre, Marat, Danton romanında da yer verir. Özellikle yer verir. Neden? Çünkü restorasyon dönemi gelmiş olmasına rağmen, arada uzun bir süre geçmesine rağmen aristokratların bu isimlerden hala korktuğunu, Cumhuriyet'ten nefret ettiğini kahramanlarına söyletmiş olur. Ama aslında söyleyen Stendhal'ın kendisidir. Cumhuriyet'in bütün kazanımları gitmiş, hatta tehlikeli olmaktan çıkmıştır. Devrimin özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganları hiç yaşanmamış gibi kabul edilmiş ve yok edilmiştir. Şimdi Robespierre'i ve bunu söyledikten sonra biz kahramanımıza artık baş kahramanımız olan Julien Sorel'in kişiliğine gelmiş olabiliriz. Julien Sorel kimdir? Julien Sorel aslında Bonapartçı biridir. 18-19 yaşlarında sayısız insan yüzleri arasında yüzü göze çarpan özellikle diğerlerinden ayrı biridir. Fidan gibi boyu, kıvırcık saçlarıyla dikkatleri üstüne çeker. Ateş gibi bir zekası, belleği şaşılacak kadar kuvvetlidir. Köy papazının gözüne girmek için Latince İngilizce ezberler. Bir kızın uçuk ve narin yüzünü taşıyan Julien, zengin olmadan yaşamaktansa bir kere, bin kere ölüme atılmaya hazır ruh halini yaşar.
Şimdi bu ölüme hazır, zengin olmak ve ölüme hazır ruh haline göre biz Julien Sorel'i anlatmaya başlayalım izninizle. Roman süresince yazar Julien Sorel hep arkasındadır. Gölgesi gibidir. Sürekli kulağına bir şeyler fısıldar. Sanırsınız. Hata yapmasını önler, ileri gittiğinde engeller, geride kaldığında destek verir. İleriye fırlatır. Kahramanımızın geldiği sınıfsal kökeninden hiç koparmadan bazen kendi gerçeğinde tutar. Bazen burjuva ilişkilerini ikiyüzlükle karşılamasını, kendine hakim olmasını sağlar. Julien Sorel öfkelidir, alıngandır ama o kadar da cesurdur. Üç sınıfa tepkilidir. Yükselme hırsına tutkundur. Yükselmek, para kazanmak, zengin olmak, insan yerine konulduğunda da nefret ettiği burjuva sınıfının temsilcileriyle hemen uzlaşır. Öfkesi kini vardır ama öfkesini dengelemeyi de bilir. Napolyon'dan uzaklaşır. İdeali olan kırmızı ordu giysisi onun için hiçbir şey ifade etmez. Siyah giysiyi tercih eder. Çünkü hem para vardır siyah giyside hem de şöhrete kavuşmak ancak siyah giysilerdedir. Kilisenin kendisine vereceği destektedir. Köyündeki papazın verdiği İncil'i bu arzular, beklentiler doğrultusunda Latince ezberler, köyün ileri gelen aristokrat tabakasına girer. Kimin sayesinde? Demin söyledik. Özellikle belediye başkanı hem zengindir hem önde gelen biridir. Madame de Rena'nın sayesinde girer. Ama tabii kendi de zekidir ve plancıdır. Planı öyle göre koyar. Yani yeri gelince okuduk şimdi. Yeri gelince uzlaşır, yeri gelince tepki gösterir, yeri gelince tavır belirler. Şimdi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz 3 İstanbul'u anlatırken özellikle de Adnan'ı da benzetmiştik. Aşağı yukarı Adnan, bu tabii daha streslidir. Adnan da öyle gururluydu. Geçmişten gelen şeyinden dolayı, yapısından dolayı. O da gururluydu. O da tepki gösteriyordu. Ama bu kin Julien Sorel'de daha fazladır. Sebep de şu. Çünkü köylü kökenlidir çünkü. Köylüdür. Köylü çocuğudur. Kahramanımız mevcut düzeni reddeder. Ama reddetti o düzeni kadınlarıyla kurduğu aşk ilişkileriyle yükselmeyi sağlar. Kendisiyle çelişir. Bu iki yüzlü kendisini rahatsız etmez. Tam yükselme noktasına geldiğinde maddi ve manevi bir tükenmişlikle baş başa kalır. Stendhal çıkış yolu bulamaz. Aşağı tabakadan gelip yükselen köylü kökenli, bencil, bireyci Julien'i sonunda öldürtür. Hem de düzenin, sistemin temsilcileri eliyle mahkemede yargılayarak giyotine gönderir. Artık o şey için yatabı yazara göre bu şekilde bir davranış bile bireysel kurtuluş değildir mesajını vermiş olur. Yükselme hırsını yeni sosyal sınıfa olan uyumunu bozan ilk sevgilisini yaralamasına rağmen sevgilisi sosyal konu yüksekliğine aldırmadan kendisini giyotinden kurtarmak için çalışır. Paris'in aristokrat, monarşik, asil soydan gelen ikinci sevgilisi Matilda, soylunun verdiği bütün değerleri hiçe sayar, Paris'ten köye gelir, aşkını, sevgilisini kurtarmaya çalışır, giyotine gitmemesi için elinden geleni yapar. Toplumsal eşitsizliği, bireycili, bencil ve çıkarcı olarak aşmaya kalktığı noktada yeniden eski köylü çocuğu olma noktasına geri döner Julien. Kahramanımız artık bunun farkındadır. Julien çok değişik ögeleri kendinde birleştiren bu alıntıyı gerçekçiliğin tarihi Boris Suskov'dan alarak veriyorum size. Çünkü yaptığım incelemeye göre bu Stendhal'ın kırmızı ve siyahını en iyi inceleyenlerden biri gerçekçiliğin tarihini yazan Boris Suskov gibi bir eleştirmendir. Ondan olduğu gibi almış oluyorum bunu alıntı ondandır. Julien çok değişik ögeleri kendinde birleştirmiş. Gösteriş, hesap, kitap, bencillik, soylu fikirler, karanlık kuşkular, alçak gönüllük, kendini denetlemeden aşırı tutkular. Bütün bunlar onun kendi tabiatında birbiriyle mücadele ederek barındırır bağrında Julien Sorel. Julien Sorel
özellikle üst sınıflar arasında olduğu zaman sanki düşman sınıflar arasındaymış gibi davranır. Sınıf farkındalığı her hareketin önünü keser. Hatta bazen sevgilisine, her iki sevgilisine rağmen onlardan kin duyup uzaklaşacağı kadar da kendinin bu benliğini sürekli kontrol eder. Bu alıntıları ben gerçekçiliğin tarihi Boris Suskov'dan alarak iletmeye çalıştım size. Peki Madame de Renal kimdir? Madame de Renal 30 yaşında çok güzel bir kadındır. 16 yaşında evlendirilmiştir. Uzun boylu, endamı düzgün bir kadındır. Hatta ülke güzeli bile sayılmıştır. Halinde bir yalınlık, yürüyüşüne bir tazelik vardır. Madame'ın yüreğinde ne işvecilik ne yapmacılık olmazdı. Kasaba kadınlarının gözünde aptalın tekidir. Çünkü kocasına politika yapmaz, öylesine temiz bir yüreği vardır ki kocası hakkında bir yargıya varmaya, ondan sıkıldığını kendi kendine bile açıklamaya kalkışmamıştır. Halasından kalan miras nedeniyle çok çok zengindir. Madame bütün ömrü boyunca hiçbir duygunun yüreğinde bu kadar çarpıntı yaratmadığının, gözlerinin önünde böyle zarif bir yüz belirdiğini yeni görmüştür. Julien'in olağanüstü güzelliğini fark eder, ona kapılmış olur, gönlü açılmış olur. Madame de Renal taşra kadınlarındandır. Hayatın ne olduğunu anlamamıştır. Zengin bir kız olduğu için rahibeler arasında da büyütülmüştür. Kendi içine kapalı bir yaşam sürer. Kocası ne derse, ne yaparsa razı olur. Verir erkekleri, kasabanın erkekleri, yaşadığı kasabanın erkekleri, onu karılarına örnek gösterirler. Kasabanın bütün erkeklerini kocası gibi paraya düşkün, özellikle bunu belirtmek isteyeyim, ben araya bir parantez açayım. Verir kasabasını, gerçi ileride söyleyeceğiz ama Verir kasabasının kendisine ne haber dediğinizde akla para gelebilecek bir şeydir, kasabadır. Dolayısıyla da bu para olayı zaten belediye başkanı Monsieur de Renan'dan dolayı geliyor. Çünkü kendisini hesap kitabı hep para üzerine kurmuştur. Hayatı paradır, yaşamı paradır, başka bir şey bilmez. Özellikle de bu geçmişteki kadınlar, kadın kahramanlarımız, hem diğer romanlarda da olduğu gibi, eşi de bu yine kendisinden yaşlıdır. 16 yaşında evlenmiştir. Sanırım söyledik herhalde. 16 yaşında evlenmiştir Madame Renal. 30 yaşına gelmiştir. Sürekli hakaret görmüştür. Sürekli aşağılanmıştır kocası tarafından. Siz kadınlar hep makinalaşmışsınız der. Diyelim ki başı ağrıdı, örnek diyelim. Başım ağrıdı dediğinde. İşte kadınların bütün zaafı budur. Makinalaşmışlardır der. Dolayısıyla da 16 yaşından 30'una kadar, 14 yıl gibi bir süre oluyor. Madame de Renal kocasından herhangi bir yakınlık görmemiştir. Gördüğü, bildiği, ettiği şey ya paradır ya yatırımdır. Dolayısıyla da bütün kasabada böyledir. Madame Renal dolayısıyla da kendisinin bu ortamdan kurtulmasına Julien Sorel bir anlamda tavırlarıyla, duruşlarıyla yardımcı olmuş olur. Onu paraya düşkün, kocası gibi paraya düşkündür. Kasabın bütün erkeklerini kocası gibi paraya düşkün. Ödül alma işleriyle uğraştığını sanır. Yıllar geçtiği halde Madame bu paragöz adamlara bir türlü alışamamıştır, ısınamamıştır. Julien'i işte bunun için kendi ruhuna uygun bulur. Yavaş yavaş ruh soyluluğu ve acıma gibi hislerin yalnız ve yalnız bu genç rahipte bulunduğuna inanmaya başlar. Sevgi ve hayranlık besler. Zengin bir halanın biricik mirasçısı olan 16'sında kocaya varan Madame de Renal, bütün ömrümde aşkı biraz olsun andırır, bir şeyi ne gönlünde hissetmiş ne de başkalarında görmüştür. Gösterişli düşkünler evi müdürü kendisine kur yapıp birkaç tane mektup yazıncaya kadar. Madame Renan'ın kasabadaki durumu budur, güzelliği budur. Neredeyse kasabanın ve o bölgenin güzelliği seçilecek durumdadır. Sadece kendisine ilgi gösteren düşkünler evi müdürüdür, Volen diye biridir. O da zaten kocasından farklı değildir, kaba bir insandır. Peki, kocasını da zaten söylemiş olduk biz, kişiliğini de söylemiş olduk. Şimdi romanın konusuna dönebiliriz izninizle eğer. Roman, Besançon kentine bağlı şirin bir kasabada geçer. Verrier Sarayı olduğunu söyledik zaten biz. Kasabada özellikle
daha çok taş kırma ve kerestecilik geçerlidir. Ama tabii şey belediye başkanı çok varlıklıdır. Diğer insanların çoğu da öyledir. Julien Sorel'in babası da kerestecilik yapar. Julien ve köylüdür, köylü kökenlidir. Julien Sorel'in ayrıca iki tane de kardeşi vardır. Kendinden büyük kardeşi vardır. En küçüğü Julien Sorel'dir. Baba ve kardeşler Julien Sorel'i pek sevmezler. Hatta iki kardeş bu mümkün fırsat buldukça Julien Sorel'i döverler, sürekli hakaret ederler, döverler. Yani huzur bulamaz Julien Sorel, evin içerisinde huzur bulamaz. Sonra bir gün belediye başkanı Monsieur de Renal iki oğlu için rahip arar. Yani öğretmen arar, tabiri caizse öğretmen arar. Öğretmen ararken kendisine önerilen Julien de Sorel'den öneriler. Önerinde biri de rahiptir. Zaten rahip kendisiyle Julien Sorel'in kendisi de rahiple çok içli dışlıdır. Onunla da ilişkileri rahibi çok sever. Rahip de ona gerçeği yüzlerine söyler. Zaten İncil'i de şeyden almıştır, rahipten almıştır. Rahip kendisine ezberlemesini söylemiştir. Dolayısıyla belediye başkanı diyelim artık. Belediye başkanı babasına gider. Tam babasına gittiğinde kardeşleri de Julien'i dövdükleri bir andadır. Talip olur. Julien Sorel'e talip olur. Çocuğuna ders ve iki tane çocuğuna ders vermesini ister. Baba önce bir şaşırır çünkü oğlundan beklemez bu durumu. Ondan sonra pazarlığa girişirler. Baba da başka bir cindir tabii. Onun zaafını görünce, çocuklarına olan zaafını görünce pazarlık sonunda 300 frankla diyelim, pardon lira diyecektim. 300 frankla sonunda Julien Sorel eve gitmiş olur. Yalnız Julien Sorel eve giderken kendisi babası sen böyle gideceksin işte orada ders vereceksin evde kalacaksın dediğinde Julien Sorel'e orada yine gururu öne çıkar. Der ki iyi de der Fransa'da o dönemlerde iki sınıflar arası ayrıcalığın ve kuralları belirtileri masada oturma şekli. Der ki Julien Sorel der ki peki der masaların yerim neresi olacak der. Bunu pazarlık yaparlar. Yani ben ne giyineceğim sonuçta köylü çocuğudur ne giyineceğim der. Masada yerim neresi olacak der. Onun da yerini belirlemiş olurlar. Orada kalacaktır. Giyimini de yine belediye başkanı alacak ve masada onlarla beraber oturacak. Üstelik de alt köşede oturmayacak. Ama sonuçta ara sıra alt köşede oturtuyor masanın aşağımış ne diyor karşı tarafında oturtuyorlar kendi aralarında oturtmuyorlar ama Julien Sorel buna da tabii razı olmuş oluyor. Geldiğinde artık belediye başkanının evine geldiğinde 18-19 yaşlarında demin okudum ben kişini yakışıklı beyaz suratlı kız gibi bir delikanlıdır. Madame de Renan da onu kapıda karşılığında pardon Madame Renan'a söyler kocası söyler Monsieur de Renan'a der ki ben rahip buldum der yani öğretmen buldum der çocuklara der. Ama Madame Renan'ın bir problemi vardır. Ya çocuklarımı döverse, çocuklarına çok düşkündür çünkü. Ya çocuklarımı döverse, kaba saba olursa diye. Böyle genç, yakışıklı, temiz yüzlü çocuğu görünce hayran kalır. Hem hayran kalır hem inanamaz bir sürpriz olur. Monsieur der, gerçekten siz rahip misiniz? Evet der. Gerçekten siz İngilizceyi ile mi okuyorsunuz ezbere? Evet der. Dolayısıyla da bu hem kendisinin kuşkusu dağılmış olur Julien Sorel'le olan sohbetiyle. Hem Julien Sorel'in aileye özellikle de madama olan yakınlığı hissedilmiş olur. Yani oradan bir aşk anlamında söylemiyorum ama kadının daha genç, daha uyumlu birini görmesi çocukların açısından olumlu olacağı için hoşlanır o kişiliğinden dolayı Julien Sorel'den hoşlanır. Dolayısıyla Julien Sorel çocuklarla çok haşır neşir olur. Kendini sevdirir. Zaten niyeti de bellidir. Yani Julien Sorel'in niyeti de bellidir. Kendini sevdirerek şöhrete kavuşmaktır. Kendini sevdirerek para sahibi olmaktır. Ama Julien Sorel'in kafasında şu vardır. Bir an evvel Paris'e gidip Paris'te daha belli çevrelerle demin söylediğimiz o aristokratik çevrelerle olmak, onların kadınlarıyla olmak. Çok genç olmasına rağmen kadın o dönemde kendisine o versene kadınlarını kendisine elde ittifattan da kendisine bir gelmiştir zaten güven gelmiştir yakışıklığına, becerikliğine de gelmiştir, güven de gelmiştir. Bunu da kullanarak Paris'e gidip bütün kafasında bu vardı. Paris'e gidip olmak, ünlenmek, şöhretli olmak, para sahibi olmak, ün sahibi olmak, yükselmek düşüncesi vardır. Nitekim olaylar şöyle gelişir. Bu ilişkilerden dolayı Madame de Renal'in de sürekli de evdedir zaten. Yine Julien Sorel sürekli evde kalır. Kendine ayrıca bir oda verirler. Beraber kalırlar. Julien Sorel'le zamanla Madame de Renal'ın ilişkileri gelişmiş olur. Ne zamana kadar?
Bu Eliza diye bir kadın, yine bir şeyci, evin bakıcısı bir kadının kendisine bir servet çıkar, büyük bir servet çıkar. Ne zaman ki o servetten dolayı Eliza şeye, Julien Sorel'e evlilik teklif edinceye kadar duygularından, duyguları vardır ama duygularını farkında değildir Madame de Renal. Kendinden saklar. Ne zaman ki Eliza ben şeyle, Julien Sorel'le evlenmek istiyorum dediğinde kendi de duygularını artık hesaba katmaya başlar, hesaplaşmaya başlar. Kendisinde ben de acaba şeyi, Julien Sorel'i seviyor muyum diye der. Sevdiğinde zaten ilgisinden dolayı kocama görmediğim heyecanı Julien Sorel'e duyuyorum deyip kendisine bir aşık olduğunu kendisine itiraf eder ama başkalarına söylemez. Hatta Julien Sorel'in Eliza ile evlenip maddi bir servete kavuşuyor o şey kadın, bakıcı kadın. Gidecek diye de şeye uğrar, yani bayağı bozulur. O kadar bir şey vardır ki, hatta Julien Sorel'e istemeyerek öyle bir bağlılık vardır ki, Julien Sorel Napolyon'a büyük bir hayrandır. Napolyon'un kitaplarını okur ama gizli gizli okur. Neden gizli gizli okur? Çünkü şey, belediye başkanı Napolyon düşmanıdır. Bir kere liberal sözcüğü yasaktır o dönemde. Yani o bölgede liberal sözcüğü yasaktır. Yani mesela bir kitapçı var, işte o bölgenin kitapçısı var. Kitap almak bile istemezler. Liberal demek onlara göre işte tırnak içerisinde bugünkü komünistleri demek ya da o günün cumhuriyetçileri demek. Dolayısıyla Napolyon'un kitaplarını alıp da o liberal kitapları okuması, gizli gizli okurken Julien Sorel o gizli gizli kitaplarını okuduğunda hem Napolyon'un fotoğrafını hem de kitabını işte kendi şeyinde saklar. Nedir? Kendi odasında bir yerde saklar. Bir kutuda saklar. Pardon, kutuda saklar. Kocası oraya gidip de restore edeceği zaman tabii canı sıkılır, morali bozulur. Şeye der ki, daha araları pek ilişkileri gelişmemiştir Madame de Renal'e. Ya der, benim böyle böyle der, çeker tabii, ona güveniyor. Çok samimi olmuşlardır Madame de. Benim der bir kutum var, kutunun içinde de fotoğraflarım var. Sizden ricam der, o şeyi alın der, o fotoğrafları alın der. Julien Sorel'le ilişkiye girmemesine rağmen, daha ortada açık ve net bir şey olmamasına rağmen burada kıskançlık hisseder şey, Madame de Renal kıskançlık hisseder. Demek ki beni sevmiyor der, başka bir şey yapıyor der, başka bir kadını seviyor der. Oysa o Napolyon'un fotoğrafıdır, şeyleridir, kitaplarıdır. Dolayısıyla hem şey, olayın gelişmesi giderek, artık giderek bundan sonra ilişkileri beraber sık sık görüldüklerinde bayan, o evin şeyi, çalışan hizmetçi kadını Eliza bundan şüphelenir tabii. Sık sık da artık şey olmuştur, daha mutlu olmuştur, kendine daha çok bakar, her gün giysi değiştirir, yüzündeki pembelik gelişmiştir. O soğuk kadın, ciddi ve soğuk kadın gitmiş, onun yerine başka bir kadın gelmiştir. Bir gün bu Eliza Düşkünler Evi müdüresi, müdürüyle karşılaşır şeyde, sokakta, çarşıda. O ne var ne yok dediğinde valla der, böyle böyle işte Madame de Renal der, evdeki öğretmenle şey yapıyor der, işte aşık, onunla beraber ilişkisi var der. Dolayısıyla tabii Monsieur Düşkünler Evi müdürü Volant bundan da şey, kıskandığı için şeyi de, Madame Renal'ı da kıskandığı için bir mektup yazar kocasına. Monsieur de Renal'a mektup yazar, senin karın böyle böyle falan der. Tabii bu duyulur, yani kasabada duyulur. Duyulduğu için de rahip şeyin imdadına yetişir. Yani umut olur şey için, Julien Sorel için. Artık bunun mutlaka gitmesi lazım şey için. Zaten şey de koparmak istemez ilişkilerini. Buna rağmen Monsieur de Renal, yani Madame Renal'ın kocası şeyle, Julien Sorel'le ilişkini kopartmak istemez çocukların geleceği için. Bir formül bulurlar. O da nedir? İşte Paris'e git. Paris'teki kiliseden sen şey yaparsın. Yani bir iki yıl orada kal, Besançon'dan Paris'e kadar, önce Besançon'a ki o bölgenin başkenti, ondan sonra da Paris'e git, oradan sonra yani bu soğuduktan sonra bir geri geliriz düşünceleri var. Dolayısıyla Pirard denilen bir rahibin önerisiyle şey ilişkisi, bu söylentiden sonra Bayan Renant'ın ilişkisiyle Julien Sorel'in ilişkisi burada bitmiş olur. Bu saatten sonra artık romanın ikinci bölümü, gelişme dönemini başlar. Bizim kahramanımız artık Paris'tedir. Yani önce bir rahip okuluna gider tabii. Ben çok fazla detayına girmek istemiyorum. Rahip okulundan, rahibin çok beğenir, titizdir, çalışkandır. Rahip bunu şeyde, Marquis de Mol de kendisine zaten katip arar. Rahip Pirard der ki, ya ben birini buldum der, işte onu size göndereyim der. Çok çalışkandır, sizin işinize yarar der. Dolayısıyla da
bir kahramanımızın Fransa'daki şeyi, macerası böylece başlamış olur. Evet, şimdi artık bizim kahramanımız Julien Mole şeydedir, Paris'te Mol Malikanesi'ndedir, Le Mol Malikanesi'ndedir. Mol Malikanesi'ne gider ama, Paris'te Mol Malikanesi'ne gider ama orada da bir önce bir kütüphaneyi düzenler. İşte şey yazılarını yazar senatörün, öyle diyelim şeyin, Mol'un yazılarını yazar. Yavaş yavaş aileye sınır. Bir akşam, akşam yemeğinde birlikte olurlar. Akşam yemeğinde sofrada oturduklarında, yani hep beraber oturduklarında, yalnız ben tabii şeyi de söylemem lazım. Mol'un, Kont Mol'un da ailesini tanıtmakta fayda var. Kendisidir zaten. Kendisidir. Bir oğlu, bir kızı vardır, Matilda. Hanımı vardır. Hanımı zaten daha çok bu şövalyelere meraklıdır. Bu Haçlı savaşlarından gidip gelmiş, o sülaleye çok yakındır. Piyasa şeye kapalıdır, sosyal yaşama kapalıdır. Kızı öyle değil ama, Mademoiselle Mathilde öyle değil. Daha hareketli, daha canlı, daha maceracı. Nitekim macerayı biz baştan söyledik. Şeyin, Julien Sorel'in kafasını kesip beze sarılıp dağa çıkartıp gömüyor. Bu akrabalarından birinin mirası yerde kalmasın diye. Dolayısıyla bunlar dört kişi, bir demiş Julien Sorel masada oturduklarında, akşam sofrada oturduklarında, Julien karşısında oldukça sarışın, boyu posu yerinde bir genç hanımın oturduğunu fark eder. Dikkatle bakınca belki de ömründe hiç bu kadar güzel gözler görmediğini anlar. Bu gözler ilgisiz, soğukluk andırır. Bu gözler ışıldıyor diye düşünür. Bu güzel gözlerin sahibi Mademoiselle Mathilda'dır, Monsieur Mol'un da kızıdır. Julien konakta, kitap odasında görevlendirilir. Görevlendirilir sürece de Marquis Mol'un da çok hoşuna gider. Yani hali, tavrı, zekası çok hoşuna gider. Ne yapar? Şimdi bu başarısından dolayı, Le Mol başarısından dolayı tutar, şey yapar, kendisine iltifatlarda bulunur, kendisine payeler verir. Nitekim bu o dönemde işte uşakların ayrı bir giysisi vardır. Tabii varlıklıların, aristokratların ayrı bir giysisi vardır. Le Mol kendisine elbise alır. Yani uşaklıktan çıkartacak bir, onu sınıf atlatacak bir elbise alır. Elbise alırken de, özellikle kendi yazarın kendi deyimiyle söylüyorum, Julien Sorel'in sevilmesine rağmen ne kadar aşağılandığını vermesi açısından çok önemli bir örnektir. Ne der bu şey elbiseyi verdiğinde zaman kendi kendine Le Mol? Herkesin Fino köpeği sevip sevmesi ayıp değil de benim bu küçük papazdan hoşlanmam mı ayıp der elbiseyi verdiğince kızı konuştuğunda. Marki kahramanımızı aynı zamanda İngiltere'ye soyluk nişanı aldırmak için gönderir. Paris'te soylar sınıfına sokar. Mademoiselle babasının bu tavrına karşı koyar. Soyluk ünvanı almaya gönderiyor ya, soyluk ünvanı da alıyor ya Julien, der ki şey Mademoiselle Mathilde, baba der, sen kardeşime Le Monde, kardeşime verdiğiniz nişanı, vermeniz gereken nişanı bir köylüye verdiniz der. Monsieur Mol'un da cevabı şudur. Öyle ama Julien'in kendine özgü düşünceleri, sözleri var. Le Mol kardeşinde, oğlumda ise böyle bir şey hiç görmedim. Bu nişandan dolayı Julien Monsieur ünvanını alır. Artık Monsieur Sorel olmuştur. Paris'te soyluların davetli olduğu baloya jüriyede de artık soylu olmuştur. Julien Sorel soyluk sınıfına olmasa da soyluklara bir adım atmıştır. Bir balo yapılır. Neyse o dönemde herhalde balolar bu anlamda Paris'in önde gelen mekanları olduğu için bir baloya gidilir. Baloda da Julien Sorel de davetlidir. İşte tabii Mademoiselle Mathilda da vardır. Aynı zamanda Mademoiselle Mathilda'ya hayran olan dört ayrıca aşıkı da vardır. Zaten bu dört aşıkı da kendisine mektup yazarlar. Mademoiselle Mathilda'ya aşık mektup yazarlar. İşte arkadaşlardır, görüşürler. Bu baloda Mademoiselle Mathilda diğer dört arkadaş, dört aşıktaşıyla değilse de kendine hayran olanlarla Julien Sorel'i karşılaştırır. Kendi mizacına uygun bulur şeyi. Julien Sorel'i kendi mizacına uygun bulur. Pardon. (Gülüyor)
şöyle düşünür kendi kendine. Mademoiselle Matilda'nın bir kişiliği hakkında da ben şurada güzel bir şey, cümleye şey yapayım, tanıtayım ben size. Matilda huzursuz biridir. Kendi sınıfının dışındaki arayışlara girer. Sarışın, güzel, zeki, hoş sohbet, fidan boylu, savaşta yararlılık göstermiş, yaşı 20'yi aşmış bir kral gibidir. Bu tarifi yazarın kendisinin Mademoiselle Matilda'ya söylediği tiplemesidir, tanımlamasıdır. Mademoiselle Balo da Julien'in diğer tipler arasında bir kıyaslama yapar. Demin söyledim ya, 4 tane tip arasında kıyaslama yapar. 4 tane kişi vardır orada. Ama şöyle der o, Matilda'ya göre bu bıyıklık delikanlının hiçbiri kendine göre değildir. Onlarla Julien'i kıyasladığında hepsinde canı sıkıntılı bulur. Giderek üzüntüsü artar. Ve iç sıkıntısıyla şöyle der, talihim bana üstünlük vermiş. Ünlü bir soy, zenginlik, gençlik, her şeyi, mutlak mutluluktan başka, her şey, ama iç sıkıntısım hiçbir türlü dinmiyor der. Ve öyle bir der ki, ben bir evlilik yapacağıma, iç sıkıntılı bir evlilik yapacağıma hiç yapmayayım, daha iyi der. Hareketli bir şey, Julien kendine göre hareketli olduğu için tercihini ondan yana koyar. Artık Julien'i düşünmemek elinden gelmiyordu. Gelmez Matilda'nın. Yemek odasında Julien'i tuhaf tuhaf bakmaya başlar. Bu balodan sonra tabii. Balodan sonra artık Julien'i tuhaf tuhaf bakmaya başlar. Ama işin gerçeği de şudur. Julien hiçbir şekilde bu o Markin'in şeyden Mark de Mol'un malikanesinde hiçbir şekilde ağırbaşlığını, vakarını, dur tutumunu değiştirtmiyor ta ki Matilda'nın kendisine mektup yazmasına kadar, odasına gelinceye kadar. Dolayısıyla da kendi kendine Matilda kendisine mektup yazıp da kendisini sevdiğini söylediğinde kendine bir günah çıkartır kendi kendine. Ben bir şey yapmadım, sakin durdum, ağırlığımı korudum, ne yapayım diye der. Kendine de böyle bir öz eleştiride bulunur. 200'lü kişiliğine rağmen. Ama aslında talep eder, ister, yükselmek ister, bulunmak ister, zengin olmak ister. Ama bunların tamamına da kendine gerekçe yapar. Baştan söyledik ya, ister ama istemez görünür. 200'lüdür. Uzlaştığında normalde 200'lüdür. Uzlaştığı zaman 200'lü ama bazı çıkarları gerektiği zaman da tavır almayı bilenlerden biridir. Ama Julien bu Matilda'nın kendisine olan bu yakınlığından pek hoşnut değildir. Çünkü o hala Renan'da, aklı Renan'dadır, gönlü de Renan'dadır. Tabii aşk anlamında olmasa bile kaçırdığını buraya geldiğinde, bu tabii Paris'in bir kasaba kentinin insanlarının saf ve temizliğiyle Paris insanlarının, kadınlarının o çapraşık yapısı, birbirine uymayan karakterleri, yani gelgit kişiliği, bazen azarlayıp bazen yaklaşması, bazen yüz verip bazen de uzaklaşması arasında bocalayacağı için daha şey, Julien Sorel şöyle bir kanıya varır. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Kıyaslama yapar iki kadın arasında. Elden kaçırdığım kadınla bunun arasında ne büyük fark var. Onu elden kaçırmakla ne mudallak ettim. Paris düşüncesiyle bir takım hayallere kapılıp o büyük kadının değerini bilemedim. Burada bulduğum her çeşidinden bencillik. E tabii şimdi kent insanıyla kasaba insanı bir olmayacağı zaten belli. Ama Mademoiselle Matilda gitgide artık anlaşılmaz bir şekilde Julien Sorel'e bağlılık gösterir. Onunla yakın olmak ister. Nitekim onunla mektup yazar. Sonuçta birbirlerine anlaşırlar, sevişirler, bir araya gelirler. Ama Matilda'nın şöyle bir huyu vardı. Çok cesurdur, merttir ve yiğittir aynı zamanda. Bu cesurluğu, yiğitliği, samimiyetini babasından hiç esirgemez. Babasını çok sever. Babasından da gizlemek istemez. Bir gün der ki bu ilişkilerin sonunda, ben der şey söyleyeceğim der. Nedir? Babama ilişkilerimizi söyleyeceğim der. Yani artık evlilik noktasına gelmişlerdir. Yani bu ilişkileri evlilik noktasına kadar gelmiş. Beraber yaşıyorlar. Julien Sorel der ki, ama der sen babana söylediğin zaman der, baban der beni kovar der. Yani beni aşırı derecede azarlar ve kovar der. Buna rağmen Matilda babasına söylemiş olur. Ve Matilda kendi kendine der ki, Julien Sorel'le yakınlığını yapmak, aileye kabul ettirmek, kendisine soyluluk vermek için Julien'in adını da düşünür. Julien Sorel'i nasıl aileye kabul ettiririm diye de kendi o zenginliğini ve aristokratik yapısından yola çıkarak Julien hakkındaki düşündüklerini de ben yine yazarın deyimiyle size anlatayım.
Matilda'yı bir defa daha anlatmak istiyorum. Ben bir paragraf açmışım. Matilda'nın genellikle içi sıkılırdı ve mutsuzdu. Konak çevresinde delikanlıların çoğundan mektup almış, bazılarına cevap vermiştir. Onun zevki kendini tehlikeye atmak, talihiyle oynamaktır. Ona göre tehlikeye atılmak ruhu yüceltir. Ne eksiği vardır? Julia sonra ne eksiği var? Para, soyluluk, pardon kendisi için söyle. Hiçbir eksiğim yok der. Para, soyluluk, zeka, güzellik, talih. Onda her şey var ama bir tek mutsuzum der. Param var, soyluluk var, zeka var, güzellik var. Talihim her şeyi bana vermiş ama mutsuzum der. Dolayısıyla da ben sevmek mutluluğuna erişmişim. Dolayısıyla da Julien'le bunu paylaşacağım. Sadece paylaşmakla değil, onu da aileye kabul ettireceğim diye bir hesaplar kitaplar yapar. Julien'in eksiği bir at bir de servet değil midir der kendi kendine. Evet, ruhunda aşk bütün mucizeleriyle yaşayacak. Mutluluğunu bana yaraşır, mutluluk olacaktır. Toplum içindeki durumu bakımından benden çok uzak olan bu adamı sevmek bile bir cesaret değil mi? Farklı olmak, işte demin ben özellikle deminki paragrafı okudum. Tehlikeyi sevmek, farklı olmaktan dolayı bir anlamda Julien Sorel'e de yakınlık duymuş oluyor. Farklı olmak onun en büyük karakteridir. Zaten babası bunun farklılığından dolayı Mademoiselle Matilda'nın bu hareketlerini, bu birlikteliğini kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü inatçı bir kızdır. O da biliyor kızın inatçı olduğunu. İnsanı esneten, sündüren bir aşktan ne hayır gelir? Hayır da gelmez. Sofu olup manastıra girmek bundan bin kat iyidir der. Matilda, bu bir soylu olsaydı benim aşkım, kraliçe Margaret'le zamanının en üstün adamı Lemoyle'un seviyesinden daha değişik olmazdı diye düşünür. Benim Julien'im mi Tanrı özene bezene yaratmış, başkalarını adam yerine koymuyor. Benim onu adam yerine koymam herhalde bundandır der. Şimdi bu kraliçe Margaret'in zamanı yeri gelmişken ben onu da başından söyledim ama bir tek geriye dönüş yapayım ben size onu da söyleyeyim. Lemoyle Navarra kraliçesi biliyorsunuz 1700 yine Cumhuriyet dönemi 1790'lı yıllarda 92-93 yıllarda grev alanı denilen alanda guillotine çok çalışırdı. Margareta denilen akrabalarından biri bu Lemoyle markasını çok severmiş. Bu çok sevmesine rağmen grev alanında bunu giyotinle kafasını kesiyorlar. Bayan yani Margareta kraliçe Matilda'nın akrabasıdır. Pardon bu kraliçe akrabasıdır. Matilda'nın akrabasıdır. Gider sevgilisinin başını cellattan ister. Kesilen başını cellattan ister. Aşığının kesik başını cellattan isteyip ertesi akşam gece yarısı o başı alıp arabaya bindirir. Montmartre tepesi eteğinde bir küçük kiliseye götürüp kendi elleriyle gömer. Bu bağlılık ve cesaret Matilda'yı aşk macerasına sürüklemiş olur. Ben bir işin başında söyledim hani kafasını alıyor bir nevi kumaşa sarıp götürüyor ya bu Margareta denilen akrabasından bunu örnek alıyor. A cesareti ve o bağlılığı göstermiş oluyor. Dolayısıyla şimdi artık Matilda'nın bir tek problemi vardır. Julien Sorel'e bir ünvan vermek ve ünvanı yakıştırmak. Ama Matilda Julien Sorel'e bu bağlılığı gösterdiği sürece, bu aşkı, bağlılığı, sevgiliyi gösterdiği dönemde o çevresi, kendi çevresi Julien için şöyle bir kanaati vardır. Onda gönülsüz iki yüzlü bir din adamı hali var derler Matilda'ya. Ama Matilda bundan hiçbirine inanmaz, bildiğini okur. Böylece sonunda babasına mektubunu yazmış olur. Matilda sonunda babasına mektup yazar. Ama Julien demin söyledim ben mektubun yazılmasını istemez. Ve babasına der ki, babam der, her şeyi bildireceğim der. Her şeyi de babasına bildir. Baba der, bunu önce ben sevdim. Julien'e öfkelenmenizden korkuyorum. Bir keristecinin oğluyla evlenmekle bir düşeş olamayacağımı biliyorum. Sizde karşıma gerçekten değerli olan bir adam getirdiniz. Bana
Hoşuma giden biricik adam varsa o da genç Sorel diyen siz değil misiniz? Nitekim bu şey verdiğinde İngiltere'de gönderip de soyluk unvanını aldırdığında niçin onu gönderdin de kardeşimi, Lemol kardeşimi göndermedin dediğinde ama onda yetenekler var diyen babasıdır. Şimdi babasının sözüyle kendi babasına dönmüş, dönerek kendini haklı çıkartmaya çalışır. Babam, hoşuma giden biricik adam varsa o da bu genç Sorel diyen siz değil misiniz der. Monsieur Molk tabii bu mektubu alınca çok şaşırır, öfkelenir, ne yapacağını bilemez. Ama kızını da iyi tanır, normalde iyi tanımıştır. Hiç ihtimal vermez tabii. Mademoiselle Moll'un bu Julien Sorel'le neden? Çünkü çok gururludur, hiç kimse şimdiye kadar beğenmemiştir. Malikaneye sahiptir, asaletine, geçmişteki asaletine çok sahiptir. Hiç ihtimal vermez Julien Sorel'le böyle bir ilişkiye. Bu ilişki ortaya çıkınca kendi şimdi şeyini konuşan babanın düşüncesini öğrenelim. Kızının adı Madame Sorel olacak ha? Bir düşeş olmayacak ha? Kimin aklına gelirdi o kadar kibirli, zekaca o kadar üstün, adımız soyumuz da benden çok övünen bir kız kalksın bunu da yapsın. Fransa'nın en yüce, en ünlü soyluları onu oğullarını almak için can atıyordu. Babamın gözünde en büyük engel, babasının gözünde en büyük engel Matilda'nın dediğinden dönmez bir kız olmasıydı. Sonunda Monsieur Lemol, Julien'in hayatını yoluna koymaya karar verir. Ona topraklarından birini verir. Yani Julien Sorel topraklarına birini verir. Soyluk unvanını verir. Kendisine demesi başlarken söylemiştim. Kendisine şövalyeli unvanı verir, at aldırır. Artık bu saatten sonra babanın yapacağı bir şey olmadığından kendisinde senato öldükten sonra Julien Sorel'e senato üyeliğinde kendisinden boşalan senato üyeliğini de verecektir. O da yetmez. Bir de unvan verir. Bakın şimdi unvan uzamlarına bir bakalım. Sayın Şövalye Julien Sorel de la Vernaya için. Böyle de bir isim alır. Julien Sorel de la Vernaya diye bir isim verirler Julien Sorel'e. Artık bir süvari teğmenli beratı da gönderilir. Julien az teğmen olmadan teğmen olmuştur. Bunu Matilda'dan öğrenen Julien şöyle söyler. Ama bunu Matilda kendine bildirir şeyi. Julien Sorel'e Matilda bildirir. Şimdi özellikle Julien Sorel'in romanının sonuna geldiği, bütün amaçlarına vardığı noktayı koyduğu yere geldik. Yani yükselişin noktasına, bundan sonra da çöküşü başlayacak. Julien Sorel kendi kendine... Romanımın artık sona erdi. Romanım artık sona erdi. Hem de bütün şerefi bana ait diye düşündü. Julien'in hırsı, tutkusu yerine gelmişti. Yükselmesinin de son nokta, yükselmeye de son noktayı koymuştu. Bütün arzu ettiği her şey yerine gelmiş olur. Ama Julien ordunun en parlak alaylarından biri olur. 15. Süvari alayına alınmıştır. Strasbourg eğitim alayında görev verilir. 300 bin altına mal olan ata sahip olmuştur. Julien'in gözünü kendini beğenmişlik, yükselme tutkusu bürümüştür. İşler böyle yolunda giderken Matilda'dan bir mektup alır. İşler yoluna girdiğinde Matilda'dan bir mektup alır. Mektup nedir? Her şey bitti. Hemen gelin, yetişin, her şeyi göze alın. İzin vermezlerse kaçın. Mektubun özü bu. Matilda'nın mektubun özü bu. Mektupta ne var? Şimdi onu okuyalım. Julien'in ilk sevgilisi olan Madame de Renal, Monsieur de Mol'a bir mektup yazıp Julien hakkında olanı biteni anlatır. Şimdi özellikle yazarın deyimiyle olduğu gibi ben, çünkü bu mektup hem Madame de Renal'ın yaralanmasına, hem ayrılmalarına, hem de Julien Sorel'in giyotine gitmesine neden olan bir mektuptur. Ya o bakımdan mektubun özü çok önemli. Onu okumaya çalışayım ben size. Hem yoksul, şimdi şey yazıyor bunu, Madame Renal yazıyor mektubu Julien için. Hem yoksul, hem de açgözlü olduğu için zayıf, zavallı bir kadını baştan çıkartacak. Kendine önemli bir yer edinmek ister. Din, iman tanımadığını belirtmek isterim. Adamın girdiği evde başarı kazanmak için kullandığı çarelerden birinin o evde en çok sözü geçen kadını baştan çıkartmak olduğuna inanmalısınız. Biricik isteği evin efendisinin parasını ele geçirmektir. Ama çıkar aramaz gibi gözükerek bir takım roman cümleleri okuyarak bu isteğini gizler. Bu evden çıkınca da orayı
yıkıntıya çevirir, vicdanları sonsuz acılar içinde bırakır. Mektubun özü bu. Julia mektubu alır okur, hemen Verrier'e yollanır. Şeyi, Madame Renal'ı görmek ister. Madame Renal o zaman işte kilisededir. Kilisede ayindedir. Bir de bir el ateş eder. Bir el ateşte kendisini vurmaz. İkincisine vurur, yaralar. Yaralandığı sırada tabii o bayılır yaralan ekstrasında. Jandarmalar da gelirler. Julien Sorel'i alırlar. Cezaevine götürürler işte. Tutuklarlar, cezaevine götürürler. Bundan sonra da artık Julien Sorel'in ve iki kadının dramı başlamış olur. Julien Sorel mahkemeye şey, jandarmalarla götürülüp de cezaevine konulduğu andan itibaren kendisi düşüncesine varır. O andan itibaren Madame Renan'ı sevdiğini anlamış olur. Yani o andan itibaren demek ki kendisine bir bağlılık vardır. Ama artık yapılacak da bir şey yoktur. Kendisi de zaten şimdi yine kendi ifadeleriyle kullanacağım. Bu sonun olabileceğini tahmin eder bir durumdadır Julien Sorel'in kendisi. Pardon. Bayağı geçmişiz. Sonuna geldik. Yok, son yok, bitirelim. Şimdi Juliet kendi kendine der ki artık olanlar oldu. Evet, 15 gün sonra giyotin der. Juliet'in yükselme hırsları, kurduğu umutların her biri dağılmıştır. Bütün hayatı bu yıkım üzerine uzun uzun bir hazırlıkla tamamladığı hayatı son bulmuştur. Niçin vicdan azabı çekeceğim der. Öylesine aşağılandım ki ben de ölebilirdim der. Bu olduğu gibi yine kendi deyimini okuyacağım size. Kafamın kesilmesini hak ettim. Ölümümün biçimi Werner burjuvalarının beni aşağı görmeleri için yeter de artar bile. Artık gözü yüksekte değildir. Bechanson hapishanesinde Madame Renan hayli gözlerinin önünde dikilir. Artık bu aşamadan sonra Madame Renan'la Matilda da şeyi bırakmıştır. Nedir? Paris'i bırakıp buraya gelmiştir. Hatta burada yer tutar. İşte bu şeyin bir hatırlayamıyorum şimdi. Birinin kız, terzi kızı gibi herhalde görünür. Sürekli zaten şeyde para verirler. Gardiyanlara da para verirler. Rahiplere de para verirler. İkisi sonra da işbirliği yapar. İki kadın birlikte işbirliği yaparlar. Kurtarmaya çalışırlar. Ama buradaki şey Julien Sorel'in kafası ve gönlü hep Renan şeydedir, Madame de Renan'dadır. Bunu bile bile Matilda hala şeyden vazgeçmez. Julien Sorel'i vazgeçmez. Sonuçta yaptıkları bütün girişimlere rağmen, rahibin de araya girip de girmesine rağmen, yüksek düzeydeki bürokratların da araya girmesine rağmen sonucu beklerler. Ellerinde bütün yapması gerekenleri yapmışlardır. Bütün girişimlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla da mahkeme günü gelip çattığında onlar da her insan gibi beklemeye başlarlar. Şimdi mahkemeye geldiklerinde artık o kadar çok ünlenmiştir ki Julien Sorel o kadar çok ünlenmiştir ki valinin karısı dahil bütün kadınlar ve kentin tamamı mahkemeye gelir. Hatta posterleri dağıtılır. O dönemde posterleri dağıtılır. Jürinin başkanı da Düşkünler Evi Müdürü Volant'tır. İşin şey tarafı, ilginç tarafı. Dolayısıyla bütün Julien Sorel'e karşı olan kent şeyin, Varier kentinin ya da işte kasabasının bütün ileri gelenlerini hem jüridedir hem de mahkemededir. Dolayısıyla önce Julien Sorel mahkemede şey yapmak istemez, savunma yapmak istemez. Nasıl olsa beni asacaklar der. Çünkü benim temsilcim yok orada der. Yani kendisi köylü kökenli olduğu için, köyden sınıfımın temsilcisi olmadığını bildiği için beni de nasıl olsa asacaklar, giyotine gidecekler. Boşuna ben savunma yapmayayım der. Ama sonradan ikinci duruşmada düşüncesini değiştirir, savunma yapar. Özellikle bu savunmayı rahibe rağmen, her iki kadının torpillerine rağmen, öyle diyelim bugünkü deyimi, torpillerine rağmen asılmaya giden kendi savunmasını kendisi hazırlamış olur Julien Sorel. Özellikle ben onu da okursam şey yapmış, daha iyi olmuş olur. Duruşma ikinci kez geldiğinde sayın üyeler der. Beyler, ben sizin sınıfınızdan olma onuruna ermiş değilim. Ben sizin karşınızda talihin bayağılığına başkaldırmış bir köylüyüm. Sizden bağış, hoşgörü dilemiyorum. Ölüme gittiğimi biliyorum. Aşağı bir sınıftan doğup yüksek tabaka dedikleri yere girebilmiş gençleri benim kişiliğimde cezalandırmak, onu yıldırmak istediğinizi de biliyorum. İşte asıl suçum bu.
Burada işte şeyin aynı kuşakta olmasına rağmen Stendhal'la Balzac'ın farkı çıkıyor burada. Yani Balzac şöyle der, Stendhal şöyle der. Edebiyat tarafsız olmaz der. Edebiyat taraflı olmalı der. Halktan yana olmaz olmalı der. Dolayısıyla bu cümleler onun birer şeyi kanıtı olmuş olur. İşte asıl suçum bu. Burada benim hakkımda karar verecek olanlar benim sınıfımda olmadığı için göreceğim ceza elbette daha ağır olacaktır. Bakıyorum, jüri üyeleri arasında zenginleşmiş hiçbir köylü göremiyorum. Ancak korkusuzluğu gösterenlere öfkelenmiş burjuvalar görüyorum. Geldiği sınıfı unutmayan kim ve kararlılıkla bir şey hazırlamış olur, savunma hazırlamış olur. Soylular sınıfına yaranmak isteyen savcı yerinden sıçrayıp durdu. Bütün kadınlar hüngür hüngür ağlıyordu. Baron düşkün evleri müdürü Volan, zaten Madame Renan'da da gözü vardı, bir öksürdü. Julien Sorel'in adam öldürme suçu işlediğini, suçu tasarlayarak işlediği kanısına oy birliğiyle vardığını açıkladı. Ölüm cezası kararı alındı ve okundu. Dolayısıyla da Julien ölmeden önce Matilda'ya teki mektubunda şöyle demişti. Besançon rahiplerim her şeyden para çıkarırlar. Becerebilirsen benim cesedimi onlardan satın alabilirsin. Le Mol ve Navarra Kraliçesi Margarita'nın anısına, ki demin size anlattığım iki defa tekrarlamış oldum, Mademoiselle Matilda için insan gücünden üstün bir güç vermişti. Julien'in giysilerinin sarılı olduğu lacivert kaputu Julien'in kafasına sararak kendisine almıştı. Bunu bir defa da okumakta yarar var. Julien'in giysilerinin sarılı olduğu lacivert kaputu Julien'in kafasına sararak kendine almıştı. Sadece kafasını alıyor. Sevdiği adamın kesik kafasını dizlerinde karalar sarılı bir arabada yapayalnız taşıyordum. Jura dağlarının en yüksek tepesinde binlerce mum yakıp gece yarısı kesik başı gömdü. Toplanmış halka binlerce 5 franklık serpti. İtalya'da kabartma heykelli taşlar yaptırıp o vahşi mağaraya bunları süsletti. Bu şekilde Julien'in anısına saygı göstermiş oldu. Madame Renan'a ne oldu peki? Madame Renan 3 gün sonra çocuklarına kucaklarken o da bir şeyde kucakladığı bahçesinde ara sıra Julien'le birlikte olduğu bankın üzerinde gözlerini yumdu. Çocukların yanında kucakla kucaklayarak hayatına son vermiş oldu. Yani ölmüş oldu. Kısaca şöyle söylemek istersek, Julien Sorel her ne kadar kırmızı ve siyah her ne kadar yasak aşkı işlemiş olsa da Stendhal'ın o dönemin restorasyon dönemini veren Julien Sorel'in şahsında o köylülükten sınıf atlanmanın, işte yükselmenin, kazanmanın kimi kullanırsa kullansın, ne kadar şey yaparsa yapsın, iki yüzlük yalakalık ya kuyruğa takılmış olursa olsun, sonuçta tek başına kurtuluşun bir şey olmayacağı, o dönem için tabii yazarı o dönem için ya da her zaman için de geçerli olabilir, tek başına kurtuluş olamayacağını, kendi şeyinde de kendi sınıfının geldiği yerinden bilmesi gerektiğini bu mesajlarla vermiş olur. Yani her ne kadar aşk romanı olsa da sonuçta Julien Sorel'in ihtirası, yükselmesi, yükselişi ve çöküşünü veren bir romandır. Kadınların da bağlılığını, saygısını, sadakatini gösteren bir romandır. Biraz zamanınızı aldım. Bütün okuyucularıma, edebiyat izleyicilerine teşekkür ediyorum. Tekrar bu koronadan dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum bütün insanlığa ve yakınlarımıza, herkese. İyi günler.